Bir de ölü bir kalp vardır. Yani bazı kimselerin kalbi ölüdür. Yani kalbi ölmüş. Bazen insanoğlu ölür ve o insana acırlar. Ama bazen bazı kimselerin kalbi ölmüş ama ona acımıyorlar. Halbuki ona acınması gerekir. Evet. Ve kalbi imandan, kalbi nedir? İmandan yoksun olan, Allah'ın sevgisinden yoksun olan, kalbini küfürle, kalbini nifakla, kalbini şek şüphe ile, kalbini kin, nefret, haset, riya, kibirle doldurmuş olan kimsenin kalbi ölü bir kalptir. Bir de kalbi hasta olan kimseler vardır. Bu kalbi hasta olan kimseler bazen Allah'a kulluk yaparlar, bazen de kulluk yapmayı bırakırlar. Bazen Allah'ı anarlar, bazen de Allah'ı unuturlar. Bazen hakkı savunurlar, bazen de batılı savunurlar. Bazen küfre çok yakın olur, bazen de imana çok yakın olur. Bazen Peygamberin sünnetiyle amel eder, bazen de bid'atlerle amel eder. Bazen iyiliği emreder, bazen de kötülüğü emreder. İşte bu kalp nedir? Hasta olan bir kalptir. Ve günahların hepsi, günahların bütünü insanın kalbini zehirler. İnsanın kalbini zehirler. Veya insanın kalbini hasta yapar. Onun için insan elinden geldiği kadarıyla günahlardan uzak kalması lazımdır. Tabii başta büyük olan günahlardan daha fazla korunmak için çalışmalıdır. Çünkü büyük olan günahlardan bir kimse korunursa diğer günahlar inşallahü teala bağışlanacaktır. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Eğer siz büyük olan günahları bırakırsanız, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, günahlarınızı bağışlar, وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, ve sizi Allah Celle Celaluhu cennetine koyar. Tabi dediğimiz gibi, insanın kalbini zehirleyen, insanın kalbini hasta yapan, insanın kalbini öldüren günahlardır. Ve en çok fazla insanın kalbini zehirleyen şu dört şeydir. Fazla lüzumsuz, gereksiz yere konuşmak, fazla yemek yemek, fazla insanlara karışmak ve gereksiz yere ona buna bakmak veya bakışlar diyelim ona. Şunu önce bilelim ki insan söylediği sözlerden dolayı ve yaptığı işlerden dolayı ya sevap kazanır veya günah kazanır. Ya iyilik kazanır veya kötülük kazanır. Veya Allah'ın cennetini veya cehennemini kazanır. Veya Allah'ın desteğini, rahmetini kazanır veya Allah'ın gazabını kazanır. Onun için insan sözleriyle demek ki hem sevap, hem günah, hem iyilik, hem kötülük.